sevgili izleyicilerimiz bu hafta e, biraz olsun böyle mutlu mesut stüdyomuza gelelim e, mutlu mutlu sizlere haberler verelim dedik e, evet gerçekten geçtiğimiz hafta biraz mutluyduk ama sonradan tekrardan böyle bir modumuz düştü hayvanlarla ilgili tabi biliyorsunuz artık alıştınız benim daimi konum sıkıştıkça e, sevgili avukat Hülya Yalçın Hayvanların adaletiyle ilgili, hayvanlara verilecek yasalarla ilgili, onların haklarıyla ilgili e, gelişmeler oldukça biz artık günü, ayı, yılı beklemiyoruz. Aman hülya diyorum, yetiş diyorum. Farklı konuğum olsa bile diyorum bu hafta anlatacağım ne varsa gel hemen bana yetiştir diyorum. Tabii bana yetiştir derken sizleri de yetiştirmiş oluyoruz. Şimdi öncelikle ben paldır küldür giriyorum konuya. Ee, sevgili Hülya Yalçın, Avukat Hülya Yalçın bizlerle bu arada e, depremde e, yaralanan bütün e, hastalara acil şifa, ölenlere Tanrı'dan rahmet, Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Ama tabii ki bunları diyoruz, dileklerde bulunuyoruz ama artık bunların da tedbirlerini almamız gerekiyor. Artık gerçekten ben de o kadar üzülüyorum ki başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Neden, niçinlerini hiç sorgulamadan baş sağlığı diliyoruz ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Artık biraz da sorgulayalım. Bunlar bizim, niçin bizim başımıza geliyor? Tedbiri elden bırakmayalım. Bu işle ilgili başımızda büyük olan her kim varsa bakanlar bak, e, cumhurbaşkanı e, efendim parti başkanları hiç fark etmez. Acı acıdır. A partisi, B partisi yoktur. Bu arada hayvanlarımız da telef oluyor. Hayvanlarımız da mahvoluyor. Bunları da konuşacağız. Aslında bugün çok geniş konuşma programımız var. Bakalım iki saatlik program yetecek mi? Yetmezse de artık ben Hülya'nın yakasına yapışmış bir sunucu olaraktan aman Hülya yetmedi. Haftaya da diyeceğiz. Bir bilmiyorum yani ne yapacağız ben de bilemiyorum. Hoş geldin sevgili Hülya. Teşekkür ederim. Çok canlı ve heyecanlı bir giriş oldu. Yüksek ya, motivasyon. Ben öyleyim işte. Koç Öyle. Burcu böyle. Güzel. böyle Çünkü biliyorum e, programda neler işleneceğini bildiğim için tabii. böyle heyecanlıyım. Bir an evvel sanki böyle en son söyleyeceğim şeyi bir an önce söyleyeyim. E Koç burcumda aynı zamanda. E, Tabi sabırsızım. Yani gerçekten bu hafta bak eğer bu hafta Julia Yalçın konuk olmasa idi ben bu haftada erteleyecektim programı. Çünkü gerçekten dün gece saat 5'e kadar ayaktaydım. Öksürük tuttu beni. Yani Rahatsızım şey. hem alerjik hem şey ikisi bir arada. Olan bitenler immün sistemi de düşürüyor. Demoralize olduğumuz için daha kolay hastalanıyoruz Tabii ki. Sanki. E çünkü doktora da gittim yani. Doktor diyor ki hem gribal enfeksiyon hem alerjik reaksiyon. İkisini bir arada geçirdiğiniz için hanım ağır geçiriyorsunuz. Aslında gündüzleri gayet iyiyim. Her ne hikmetse gece 12'den sonra telgraf çekiyorlar. Derler ya hastalık ve dertler geceyi sever. Gerçekten, Ö, gerçekten. sabaha kadar oturuyorum öksür öksür. Güneş. Niye öyle bir şey oluyor? şifa diyor. çünkü güneş olmayınca. Peki Hülya'cığım şimdi ah. öncelikle... A ee, Pardon yani sana sözü bırakmadım, ee, açılış konuşmanı <laughs> yaptırmadım. Ay çok özür dilerim. Yok depremle ilgili ee, duygularına e, aynen insanlara katılıyorum. ne söylemek istiyorsan söyle de açalım programı. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Ee, zorda darda kalanların hepsine e, acil olarak huzura kavuşmaları için dua ediyorum. Ee, i̇nşallah devlet de bütün imkanlarıyla orada olur. Bütün canlılar için yardımcı olur diye umuyorum. Evet. Çok spekülasyon var, çok şeyler konuşuluyor ama biz hayvanlar üzerinden de gördük depremin kötü etkilerini. Göçükte kalan, ses çıkaramayan, işaretleri anlamayan, sadece ölmeyi bekleyen o kuzular, inekler, köpekler, kediler, kuşlar pek sayımlara girmiyor ama kuşlar, deprem çok korkunç bir olayı. E, dilerim bütün canlılar için kurtuluş olur ve e, bir daha yaşamamayı dileriz hep birlikte diliyoruz Ben inşallah. şunu duydum orada e, çok fazla kedi köpek varmış. vardı. Evet. Köy olduğu için çok Kırsal'da fazla kedi çok köpek. var evet. E, onların bir kısmı kurtuldu mu acaba? Kurtarılabilenler var. Böyle 6-7 tane kirli kedi resmi gördüm nerede bilmiyorum. Onları Şimdi... Ankara ve İstanbul'a getirmek istiyordu hayvan hakları aktivistleri. E, Eskiden böyle deprem olup insanlardan da can kaybı kaybolduğunda hayvan için oraya gidenler veya hayvan için bir şeyler söyleyenler çok sert tepki görürdü. Bu sefer e, garip bir şekilde umutlanmalı mıyım bilmiyorum. Hayvanlar da sürekli gündeme geldi depremde. Ve böyle saldıran orada insanlar ölüyor diyen olmadı. Bu güzel bir gelişme demeli miyiz bilmiyorum ya da ben mi öyle hissettim. Hayvanlar için de çabaladı insanlar. E, bunda şeyin payı çok tabii. Onlar hayatın orta yerinde bizimle ve hep almadan vermek istiyorlar. Ee, mesela göçüklerde, enkazlarda yaşam belirtisi arayan köpekler herhalde çok büyük sempati yaratmıştır. Ki yaratmasa da onların da canlı olduğunu, yaşam için çabaladığını insanlar artık görmüştür diye düşünüyorum. O ikirciklik ortadan bir kalksa zaten sorunların %90'ını çözmüş kalkacak, olacağız. Kalkacak inşallah. Ee, şimdi yani e, depremde hayvanlarımız telef oldu, mağdur oldu. Çok Öldürlendi. az bir miktarı kurtar Maalesef. kurtarıldı. Maalesef. Ee, ben de gördüm bir siyah şey sarı beyaz bir kirli kedicik Ankara aldı. Ee, Allah'ım miyarı bir kedisiyle köpesiyle çoluyla çocuğuyla insanıyla mutlaka Ankara batı kent almış evet hmm. e, şeye kediyi. Aynı zamanda şimdi hastalık salgını var. Onunla ilgili bir yazı getirecektim ben ama. Yetiştiremedim. Olmazsa daha sonrakini yetiştirelim. Bu koronavirüs çok evet, tehlikeli. Evet gireceğiz ona. gireceğiz. Bu, e, Batı kent davasına gireceğiz. Çok sevindik. E, ona çünkü uzun bir zaman ayıracağız. Evet. E, onun için şimdi hemen Batı kent davasına girmeyeceğiz. E, Şu hastalık olayıyla ilgili yanlış bilgileri geçelim. Hemen Batı kent davasına girelim. Peki. Ee, hastalıkla ilgili, e, bu depremdeki hastalıklarla ilgili mi? Komple e, e, koronavirüsüyle ilgili mi? Deprem e, sonrasında da doğal afetler sonrasında da <laughs> salgın hastalıklar oluyor. Hijyen koşulları yerine gelmiyor, <laughs> bağışıklık sistemleri düşüyor, solunumla yayılan hastalıklar tabii ev koşulları yok. O da var. Ayrıca koronavirüs çok tehlikeli, bütün dünyada yayılmaya devam ediyor. E, Sürekli bunlar hayvanlar üzerinden tanımlanıyor, biraz can sıkıcı. Mesela Çin'de kedi köpek yedikleri için yara sevdikleri için diye büyük spekülasyon oldu. Ee, ama bu insanlar her türlü hayvanı yıllardır yiyorlar. Bu bir tür tabii ki tıbbi uzmanlar daha net cevap verir ama bu bir tür gripal şekil değiştirmiş amorf grip şekli gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Her şeyi hayvanlara bağlamamak gerekiyor. müspet veya menfi ya insanlar bir konuda hayvana bağlanınca. Bizim yürek tik tak tik tak etmeye başlıyor. Acaba hayvanlara buradan ne zarar çıkacak diye. E, o yüzden insanlar temizlik koşullarına, e, sağlık koşullarına çok dikkat ederse korunabilir aslında. Ama ben şöyle düşünüyorum Hülya'cığım. Şimdi et yiyoruz. Et yiyoruz. Tabii. Etten evet hastalık geçiyor. Yemeğin tabii, tabii, o zaman. Tabii tabii. Şimdi ama onlara... yarasa yarasadan çorba evet, yapıyormuş. Ay. Yarasa kendi haline bir hayvan. Senin ne işin var onun çorbasıyla? O çorba değil bir canlı. Onu yerse... Ben geçtiğine inanıyorum. Mesela e, ben de inanıyorum. hastalıklı o başka. hayvanları şimdi bende ne hastalık varsa o hayvanda da var. O hayvanı bir de alıp ben tüketir yersem yemeyin kardeşim. Hayvanı... Yemeyin vejeteryan olun, vegan olun bir Hah. şeyler olun. Yani Hayvanın madem ki bu kadar şey. hayvandan korkuyorsunuz. Şimdi hayvandan korunmak, hastalıktan korunmak, hı hı. E, sokaktaki kediyi köpeği toplatıp öldürmek değil ki. Hah işte tam da mesele bu. Yani bulabildiğini yakalayabildiğini öldürüp yiyor, suya katıyor, çorbaya katıyor, haşlıyor, şişe takıyor, çeviriyor. Ama hayvanın bünyesinde hastalık yapmayan şey doğasına uygun olduğu için insan bünyesine geldiğinde belki hastalığa dönüşüyor. Yememek en iyisi. Bir canlı yemek zaten korkutucu. Yani, şimdi. Ee, ama kedi köpek üzerinden hayvan düşmanları tabii daima böyle e, pasif savaş yapacaktır. Şimdi yedikleri ya, e, danılardan, kuzulardan, koyunlardan geçen hastalığı hesaplamazlar. Evet. Ama bana bu hastalık kediden, köpekten, kuşun kanadından geçti diyebilecek kadar da arsızlık yapabiliyorlar. Benciller, kuş gribinde... Ben buna böyle benciller. diyorum. Ya ben ben e, arsızlık diyorum. Niye öyle. diyorum? E, danayı yerken hasta olmuyor ama köpeğin yanından geçerken tüyü uçtu hemen hastalandı. Böyle evet. bir dünya yok. Ya Tabii ki bu bir yalan. Bu bir spekülasyon. Başka da bir şey değil. Biz onun için hayvanları korumaya devam ediyoruz. Yine bugün böyle aslında çok sakin, mutlu sakin. geliyordum. Bak mutlu geliyordum. Güzel haberimiz zaman. var şimdi. He, onu hı. alacağız. Batı Kent olayında, Ankara Batı Kent davasında gerçekten çok mutluydum. Hı hı. E, büyük böyle bir içimde e, mutluluk enerjileri patladı. Geçmiş zaman konuşma, hala mutlu olalım o konuda. Güzel. Aa, o, şey tabi ama, ama bak onun akabinde hı. bir gün geçmeden hayvanları yine zehirlemişler. Efendim e, belediye başkanını suçlamışlar ki bilmiyorum sen daha iyisini biliyorsun hatta yazdım sana e, özelinden benim gördüğüm kadarıyla bu belediye başkanı bunu zehirlememiştir bu tarz bir ifadeyle hı hı hı. ama şey olarak hukuksal boyuta bakıldığında incelenen raporları siz benden daha iyi bilirsiniz ben insani boyutuna bakarım siz. Hukuki boyutuna bakarsınız. Ya adam ne demiş? Bu kadar köpeği ben zehirlesem kafama sıkacağım demiş. Evet. Onu duydum. Yani onu siz de hani incele inceliyoruz falan dediniz ya. Benim yani ben bu belediye başkanından şüphelenmedim. Aa, çok, bu yazı ya. Çok rahat meydan okumuş. Yani öldüren bir belediyenin genellikle başkanı çıkıp açıklama yapmaz. Çok büyük bir etki olmazsa, tepkiler çok büyük olmazsa. <laughs> Kaldı ki Geçtiğimiz yıllarda Eyüp Belediye Başkanı elinizden geleni ardınıza koymayın, toplayacağım da öldüreceğim de gibi açıklamalar yaptı. Yani hmm. insandan insana fark var. Peki zaman aşımı olur mu o belediye başkanına tekrar bir dava açılsa bu yasalardan sonra? Şimdi bu hayvanlara adalet Hı -hı. yasası geliyor ya. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bu Hayvan yasa onayla yani bu mührü zamana uğruyor mu? Belli bir süre sonra tabii ki uğruyor ve göreviyle ilgili olduğu için görevinden sonra onun özel şekli şartları var. Birebir onu takip etmek lazım. Eskiden SS Görevi ihanet tabii, oluyor bu değil mi? Görevi kötüye kullanma. Kötüye kullanma. Şey, kötüye kullanma şey gibi, kullanma pardon. Eski SS subaylarının peşine düşen e, nazi avcıları vardı. Onun gibi kafaya takıp bu başkan 100 tane köpek öldürmüştü. Dur ben bunu ama her şeyi bırakıp onun peşine düşüp onun yargının önüne çıkarana kadar. E, hukuki bütün süreçleri zorlamak, Avrupa Birliği'ne kadar zorlamak. Onun Peki, için oraya onun kalmadan sizce? şimdi sosyal medya gücüyle püskürtmek ve doğru yola getirmek en iyisi. Belediyelerin cezalandırılmasını özellikle istememiz yeni taslakta evet. bu yüzden. Kabul ne başkan mi? ne ötekiler kaçamayacak. Kabul edilecek. Mi? Hadi. Güzel ben güzel bir güzel başkanı mi? Mustafa Yel edilecek diyor. Belediyeler sorumludur diyor. E, yani biz ona güvenmek istiyoruz. Yani e, mal denmiyor, onların canı Şimdi eskiden hani mal deniliyordu ya. Yani. Artık onların da canları var. Mal canı, gibi görmüyorlar. Artık malımız geldi. olmayacak, canımız evet, olacak. E, hissedebilen duygusal varlıklar olarak geçecek hayvanlar. E, bu yüzden de barınaklara ciddi denetim gelecek. Barınaklar zaten biz e, uzun vadede tamamen yok olsun istiyoruz. E, bir programda e, buradan sevgiyle anlıyorum Tamer Dodurka hocamıza selamlar söylüyorum. E, barınak hayvanlar için yaşam yeri değildir hapishanedir. Köpekleri barınaklarda gören çocuklar da sağlıklı bir hayvan iletişimi geliştiremez demişti. Çok yenilerde çekilmiş bir program. O kadar doğru ki sağlıklı sokakta gezmesi gereken genç yaşta hayvanı neden barınaklara kapatıyoruz ve barınakta devletin sorumluluğundayken ona kötülük yapan çalışanları neden cezalandırmıyoruz? O kadar korkunç bir şey ki bu. Yani mantık olarak, vicdan olarak baktığında dam diye bir kötülük düşmüş ortaya. Kara kocaman bir kötülük ve herkes ne yapsak? Yasayla mı yapsak? Halbuki o kadar basit. Kötülüğü alıp çıkaracaksın. Cezasını vereceksin. Evet. Şimdi Ankara Batı Kent e, geçen yıl o karlı kötü bir akşamda onlarca köpek zehirlenmişti. Mansur Yavaş'ın seçildiği günün ertesi günü. Mü? Evet. E, bunu ben bir bu kampanya olduğunu da söylemişlerdi. Ona, ona mal etmek için. Hı -hı. Halbuki bu ülkede her yerde Seçildiği her zaman günün köpekler Evet. Ama e, Sayın Yavaş'ın bu konudaki yaklaşımını tebrik ediyorum. ve Umut evet. verdi bize. Doğrudan hemen davaya dahil oldu. E, her yapabileceğim her ne varsa ben buradayım büyük şehir olarak dedi. Görmek dediğimiz dedi, başkan budur dedi. işte. Bizim de başkanımız Ankara başkanı bu yaklaşımından dolayı. E, Şimdi orada ölen köpekleri çocuğu gibi bakan insanlar vardı. Ankara Hayvan Hakları Komisyonu, için, e, oradaki avukat arkadaşlar, hayvan hakları savunucuları çok üzüldüler. Dava süreci her zaman biz büyük umutlarla başlıyoruz ama biliyoruz ki yavaş gider, kötü gider. Umutlarımız bir bir tükenir. Yargılamadaki süjeler, hakim, savcı aman hayvan der geçer diye, e, umutsuz ama kararlı başladık yine. Ee, Ankara'daki avukat arkadaşlar komisyondan sağ olsunlar hiç peşini bırakmadılar. Hayvan hakları dernekleri de öyle. Ee, bu arada hayvan haklarıyla doğrudan ilgili olmayıp toplumsal davalara müdahale eden TODAM oluşumu var. Ankara avukatlarının kurduğu. Onlar da bu davaya toplumsal bir dava olarak doğrudan dahil oldular. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü hayvan hakları ile ilgili konularda, Hayvan hakları dernekleri dışında katılan fazla olmuyor. Bu hayvanseverlerin işi deyip bırakıyor. Bu anlamda TODAM ve bütün arkadaşlara, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şahıslar gözaltına alındı, bırakıldı. Sonra tekrar peşlerine düşüldü. Çok çelişkili ifadeler verildi filan. Ee, sonuç olarak ha, üç, tutuklandı. Sonra göz bırakıldı. gözaltı bırak e, tutuklama gözaltı. değil, ha, gözaltına alındı, bırakıldı ama sonra tutuklandılar. Bırak Bırakma gerekçeleri neydi? Ee, tutuklama için yeterli kanıt yok. İşte o zaman dosya bu kadar gelişmemişti. Çevre kirliliğinden, zehirlemekten, topluma zarar vermekten, hayv sahipli hayvanı öldürmekten ilk anda ilk tepkili yapılan e, talepler yeterli değildi. Ama sonradan dosyaya eklenen taleplerle tutuklandılar. Şimdi tutuklu mu? Tabii tabii tabii. Ee, onar yıl hapis cezası. Ha, parayı falan Ol. çeviremiyorlar. Yok paraya çevirme Üçte olmuyor yok. mu? Hiçbir şey, yok. On ha, hiçbir şey yok. Net 10 yıl. Hiçbir şey yok. 10 yıl hapis of. cezası. Çünkü ceza en üst sınırdan ve hiç er yani kanuni indirim koşullarının hiçbir uygulanmadan verildi. Bu anlamda hem iddianameyi hazırlayan savcıya hem kararı veren mahkeme başkanına çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu güzel, cesur, yerinde bir Ankara'daki karar. Ankara'daki savcılar. Ankara mı? İsmi belli mi savcımızın? Ee, savcımızın ismi Hasan Gönel. Ziyaret edeceğiz kendisini, Sayın Hasan Gönel. Evet, Ankara başsavcısı. Cumhuriyet savcısı. Cumhuriyet başsavcısı <laughs> Hasan Gönen'e. Hasan Gönel'e çok teşekkür ederiz bu davasından dolayı ve bizi mutlu ettiği için, onurlandırdığı için ve duramayacağım Yani sevinçten gözlerimden yaş akmak üzere <laughs> sevgili izleyicilerimiz evet. bizi anlayın. Evet. Çünkü yıllardır beklediğimiz bir olaydı bu. Bu kadar hayvanlara yapılan e, zulümler karşılıksız kaldığı için yani <gülüyor> vicdanımız <gülüyor> ben çok yaralıydı. ya mutluluk Aa, gözyaşları evet. tabii ki. Aynı zamanda şey mahkeme hakimi de ismi şu an hatırlayamıyorum. E, muhtemelen Hayvan ee, hayvansever, hayvanı canlı kabul eden bir başkandı ki. E... Ama demek ki yasada bunu verebiliyorlar. İstersen. Bunu evet. koyabiliyorlar. Tabii. tabii Peki tabii. diğerleri niye yapmıyor? Hah, ben de onu şimdi soruyorum. Şimdi buraya gelelim. Neden yapmıyorsunuz? Şimdi buraya gelelim. Bunu yaptınız diye ceza verecek bir sistem mi var? Valla makyaj falan sen. akarsa artık kimse kusura bakmasın. Böyle aksın, ne güzel oldu. <laughs> ee, şimdi Bütünsel kamusallığı açısından da dava takip edildi. Bu hayvanlara attıkları zehir maalesef çok güçlü bir zehir. Yani bütün iş organları patlatan ve yarım saat acı çektirerek öldüren bir zehir. On yıl değil bin yıl olsa içim soğumayacak. Ama özgürlüklerini kaybetmek nedir görsünler, ailelerini özlesinler, hapishane şartlarında bir kalsınlar, bir can almak bu kadar kolay olmamalı. Ve toprağa sızan bu zehir ayrıca cezalarını yükselten sebeplerden biri. Toprağa atıldı ya o günlerde de hemen yağmur yağdı. Toprağa sızan bu zehir dokunma yoluyla insanlara da geçiyor. Orası park, çocuklar oynuyor, yaşlılar geziyor, kuşlar her... Yani Onlar onu hiç cezaplamamışlar. Sen hayatı de. yok ettin zehirleyerek. Onun için dilerim hiç de çıkamasınlar. Bu belki hoş bir laf değil ama e, ben bu konularda hep şey diyorum. Bu insanlar hiç mahvedilmesin. Direkt şunu söylüyorum. Öldürdükleri hayvanlar affediyorum derse ben de affederim. Böyle bir şey yok ki? Ben deminki. kendi adıma bir canlı ölmüş, doğal ortamdan koparmışlar. O yaşayaraktan niye affedilsin ki? Ben affetmiyorum. Hayvanlar adına hele asla hiçbir şey affetmiyorum. Ben etmiyorum. Hı. Yani hayvanlarla bir, çocuklarla iki. Bir de yaşlılar Uğraşan, var. Uğraşan bir de yaşlılar. Evet. Yaşlılar... Çocuklar ve hayvanlar. Kesinlikle. Bu üç canlıyla yani aciz olan yardıma muhtaç olan canlıyla uğraşanlara af edemem ben. Yasa da affetmesin. iyi hal indirimi evet. yapmasın. Aslında beklediğimiz budur. İyi hal indirimi yani başka bir şimdi şey. Şimdi Benim boyuna takıldığım yer Hasan Bey ne güzel bir dava yapmış etmiş. Mis gibi bir şey yani olmuş da şimdi Aynı kanun Türkiye'nin her yerinde geçerli olmalı, bir sürü şiddet var, hayvana eziyet var, öldürme var, kesme var, ba kol bacak ayırma var, o var, bu var da e şey dedi, onlar niye da, almıyor e, bu cezayı, onlarınkisi hakim ve bu bu hakim değil mi yani? İstanbul'da da e, kağıthanede kediye tecavüz ederek öldüren kişi için bir kadın hakim vardı, İsmini hatırlamıyorum affetsin. O da cesur bir karar vermişti Çağlayan Adliyesi'nde. Ee, daha şüphe üzerine hemen ön tutuklama süresi 3 ay yatırmıştı adamı içeride ki o ona Süper. yetti. Tabii, yani cesur savcılara ve hakimlere ihtiyacımız var. Ya Korkmasına, bak isteyince demek ki yapıyormuş. Yani yapılır. biraz sevgili hakimler, savcılar ne olur elinizi vicdanınıza koyaraktan hareket edin. O canlar Allah'ın bize verdiği. Emanet ya bizim elimizde onlar emanet. Kanunda bir engel yok çünkü yani bu yargılamaya. Yani ağızları ya. yok, dilleri yok. Yani hiçbir şeyleri yok gariplerimin. Maaşları yok, hastaneleri yok. Ben ne yaparsam o onu alacak. Sadece yaşıyorlar, sadece yaşamaya çalışıyorlar. Koru bir yaşam. Ya bak içim o kadar parçalanıyor ki. Hava soğuk, yağmur yağıyor, Hayvanların sığınacak bir yeri yok. Çıkmışlar cadde ortasında. Yağmur yüzüne şiddetli yağıyor. Hayvan şaşırmış vaziyette böyle. Battaniye 4 gibi. Böyle titriyor. Ay kurban olayım dedim. Seni alsam çıkarsam buradan nereye götüreceğim? Yer yok. İşte nereye? Caddelerin ortalarında böyle kalmışlar. Üzerlerinden su sel gibi bir şey geçiyor. Sel. Ya gerçekten bunu artık bu kadar yaşam hakkını elinden almaya kimsenin ne yüreği yeter ne vicdanı yeter yapmayın ya. Şimdi büyük şehirlerde veya merkezi yerlerde kedi köpek kulübeleri çok var. Artık insanlar hızla bilinçleniyor e, sosyal medya ve internet erişimi sayesinde. E, kedi köpek evleri var, barınma yerleri var. Hatta kafelerin içinde kedi yuvaları var. Köpek Ay yuvaları... onları ben bayılıyorum. Özellikle biz zaten hepimiz oralara gidiyoruz. Kedi köpek kovalayan yer iş yapamaz. Asla. Hemen ayağımızı keseriz, hemen duyururuz. insanlarda da keser ama kedi köpeğe iyi davranan müesseseler başımızın tacı. Ya ben geçen gün e, şeyde nerede? Aha Ümraniye'de benim kızım derse gidiyor. Ondan sonra Ümraniye'de mağazaların içinde baktım. O caddesi var Ümraniye'nin Çarşı, ha, deli, çarşı yani Caddesi cadde. biliyorum. Çarşı Caddesi. Ha. Ay baktım da hemen hemen her şeylerin vitrininde bir kedi kıvrılmış, sıcak sıcak Vitrinin yatıyor. Vitrinin en güzel şeyi. Ümraniye yani. <laughs> evet evet onu, onu diyorum her yerde internet erişimi şey varsa Ümraniye baktım. halkına buradan ben teşekkür ediyorum. Yani özellikle de duruyorum mağazanın önünde böyle vitrine bakıyorum hayvanı seyrediyorum. Bu arada giren çıkanlardan tepki veren olacak mı diye. Herkes bakıyor. Özellikle oluyor. O, kadar o da bakıyorum. güzel bir şey. Yok, herkes. Hani içeriye girip de ay burada kedi varmış diyen olacak mı? Ay kaç tane kedi yakaladıysam vitrinde hepsinin önünde böyle durdum saatlerce giren çıkanı izledim kimse yapmadı. Ama Onun gibi bu o yüzden demin dedim ya umutlanıyorum evet, sanki. Ümraniye halkına buradan da çok teşekkür ederiz ki o hayvanların barınmasını biraz da halk sağlıyor. Kesinlikle. kesinlikle. Çünkü o pis deme deseler sebebini sorduğun zaman müşteri istemiyor, müşteri korkuyor, müşteri gelmiyor. Doğru. Hazır. Doğru. Verecekleri cevap hazır. Ama müşteri bir şey demeyince onlar da mutlu <laughs> yani. Onun için yani. ben de Ümraniye halkına buradan çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Keşke herkes öyle olsa. Hayvan dostu işletmeler. Önemli haberlerden başka ne haber vereceksin? Ee, merakla merakla bekliyorum. Önemli haber ama dava kadar iyi haberler değil. Çok fazla zehirleme ihbarı aldık <laughs> bu hafta. Peki şimdi o belediyelere e, <laughs> şey Öncelikle, da... Öncelikle cimer yapıyoruz. Bakalım ne diyecekler. Tabii ki hiçbirisi ya tüh biz de hayvan zehirlemişiz demiyor. Ama cimer yaptığımızda hukuki sürecin bir ön adımını atmış oluyoruz. Cimer soruşturmasından sonra Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat edebilecek kadar elimizde bilgi var mı? Bu anlamda ben insanlara şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir olay olduğunda sosyal medyaya yazarak lanet olsun gene köpeklerimiz öldü bunu yapan insan Kanıt yok. bunların hepsini geçelim. Hangi gün, nerede, nasıl, hangi belediye? Ve kendi ismiyle. İsimler Araba bizde plakası kalır. falan gerekmiyor mu? ya Varsa tabii ki gerekiyor. Doğru bilgiler, net ve kısa bilgiler ve kendi kimlikleriyle bize. Çünkü kimliğini vermeyince ihbar eden kim, yalan mı söylüyor, doğru mu onu bilemiyoruz. Biz kendi hukuk havuzumuzda bunları değerlendiriyoruz. Ama bize doğru bilgi versinler. Kişi hedef göstermeden, belediyeyi hedef göster, zehirciyi hedef göster. Ama olayla ilgisi olmayan üçüncü kişileri falanca da zaten onları seviyordu falan. Hiç insani bir şeye girmeden bize somut veri verirse bunu davaya çevirmemiz Ama daha kolay Ama o da çok kalıyorum. zor ya Hülya'cığım. Yo mesela sokaktayım. Belediye arabası geçti. Orada hayvan kıvranıyor. Hemen günlük gazeteyle resmini çekiyorum. Ta öncelikle hayvanı kurtarmak tabi. Bunu veteriner hekimler anlatır. ilk yardım nasıl yapılır veya hemen bir yere nasıl götürülür. O hariç. O ilk yapılacak şey. Orada e, civardaki belediye arabasının resmini çekmek varsa görevliyle Yok şu anda sormak. adam gitti ben 10 dakika sonra geldim oraya. O zaman zehir iddiasında bulunamaz. Burada hasta bir köpek var iddiası olur. Zehir iddiasında bulunacaksa bu veriler olmalı elinde. Yani belediyeyi e suçlayacaksa... Yani o anda o belediye arabasını görmek çok zor. Bazen denk geliyorlar ormanda İşte Denk geliyor <laughs> yüzde. Araba bir. tam giderken hemen resmini çekiyorlar. Görevli arabaya henüz binmemiş oluyor ve 10 dakika sonra köpekler kavranmaya başlıyor. Bu hmm. zaman bize doğru bilgi, yer bilgisi ha, verilirse tamam. tamam. O dedin ama ben atıyorum. Şimdi e, çıktım sokağa. Tam giderken baktım önümde beş tane köpek can çekişiyor. Etrafıma bir bakındım ne belediye var ne bilmem ne hiçbir şey göremedim. Tam o anda biz belediye arayacağız. Burada Peki, sizin bölgenizde hayvanlar O anda, anda sen polisten kamera isteyemiyor musun? Da hayvanlar canlı can çekişiyor. Daha sonra kamera kayıtları istenir. O anda zaten Hı. hayvanları bırakıp istenmez ama hemen savcılığa veya en yakın emniyete veya bölgeye göre jandarmaya başvurulduğunda, bulunduğum bölge şuradaydı. Bütün kamera kayıtlarını resmi olarak istiyorum diye dernekler bunu daha rahat yapabilir, kişiler de isteyebilir ama biraz süreç gecikir. Hemen istenebilir. Onlar Hı. en büyük kanıt. Ama ne yazık ki ne zaman ihtiyacımız olsa o kameralar çalışmıyor. Hiç rastlamadım. Kamera yok. Yok, çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü ya belediye görüntü vermek, kendi kameramsa. E, ya görüntü vermek istemiyorlar. Şimdi ver, belediye kendi zehirleyince kamera çalışmaz, arıza yapar. Ama bir başkaları zehirlediyse bundan kendinden eminse tabii 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 ne demek hemen açalım kameraları hemen açalım der. Güzel Zaten bir yaklaşım evet. hemen kamera kendini açılıyorsa o belediyeden için korkmayacak. Aslında belediye kamera kayıtlarını hemen vererek kendini aklayacak. Tabii. Güzel bir yöntem onlar tabii. için. Belediyeye saldırıyı direkt engelleyecek. Ama bakın o kardeşim beyefendi kayıtları. ne demiş? Kamera kayıtlarını açıyorum inceleyelim. Evet. Kafama sıkarım demiş. Evet evet. Şimdi evet. öyle deyince ben... Bir geri adım atarım Tabii bu ki. belediyeye. Tabii ki. Kameralarımız arızalı demiyor. Gizli bir şey yoksa kötü bir şey de yoktur çoğu zaman. Evet, çoğu zaman. Yani demek ki biz burada ne yapıyoruz? Belediyeler zehirlenmiş köpekleri ihbar üzerine gelen bir vatandaşa kameralarımız kayıtta değil de işte arızalıydı. Dün gitmişti tamire, yarın gelecekti gibi gibi bahanelerle Bizleri rahatlatamazsınız. O halde belediyenin mutlaka parmağı vardır deriz. Barınaklarda ve her yerde de kamera olsun istiyoruz. Yani zaten. her zehirlenmede bu kameralar niye arızalı? Artık çocuk olsa güler. Bir şey yaptınız ki saklıyorsunuz. Der ki biz de bunu söylüyoruz ama yani hukuki prosedür tabii kötü. Yani arada ben e, şimdi bir de bu bu şeyin mahkemenin güzel sonuçlanmasından sonra e, dilerim Allah'tan. Belediyeleri de mercek altına alırlar. Ya benim için belediye ne bileyim A parti, B parti, C parti hiç fark etmiyor. Bizler için aynı. olursa olsun hayvan söz konusu olduğunda hepsi eşittir bizim gözümüzde. Kesinlikle. Kim hayvanı sevmiş, kim hayvanı okşamış, kim korumuş, gözetmiş, kim onun haklarını savunmuş kim onları toplamış, dağa atmış, ormana atmış, ölüme mahkum etmiş. Bizim için hangi parti olursa olsun bunlar önemli. Şey de önemli, belediyenin e, sadece köpek zehirlemek, toplamak, kedilerle ilgili bir şeyler yapmak da öte. Halktan gelen taleplere yaklaşımı da önemli. Biz e, 5-6 ay kadar önce Kısırkaya'ya gittiğimizde sokaklara toplamaya giden ekipten birileriyle görüşmüştük. E, şey dedim onlara, köpek var işte rahatsızım gelin alın dendiğinde sizin oraya gidip gösterdiğiniz tavır çok önemli. Gelip nerede bu köpek hemen alalım, çöp toplar gibi alırsanız cüret artacak. Herkes diyecek ki onu da al, bunu da al, şunu da al. Öyle bir hakkımız yok. Sokaklar onların. Biz oraya binalar diktik çünkü. Ama gidip de ya bu köpek ne yaptı? Isırdı mı? Saldırgan mı? Hasta mı? Bir yere zarar mı veriyor? Evinizi mi kemiriyor? Eğer böyle bir şey yoksa belediyenin şunu demesi lazım. Burada onlar var, siz de varsınız. Birlikte yaşamaya alışacaksınız kadar. Nasıl komşuluk ilişkilerinde gürültü var diye komşunu şikayet ettiğinde gelip tespit yapıyor, ceza yapıyor. Komşunu alıp götürmüyor barına, Müzik setini alıp götürmüyor. Bağıran sabaha kadar bağıran çocukları alıp toplamıyor. O zaman köpeği niye götürüyorsun ya? Kediyi niye götürüyorsun? Çöp değil ki bu. Kaldı ki çöpleri toplasalar hayvan toplamak yerine çok daha temiz şehirlerde otururuz. Hayvanlarla yaşamaya insanlar alışacak ama burada bize de düşen görev var tabi. Ben hep ondan korkuyorum. Ee, bazen derneğimizi de kendimi de şey gibi hissediyorum. Hani büyük vapur kıyıya yaklaşırken çarpıp paralanmasın diye kıyı ile arasına koca bir lastik koyarlar ya büyükçe o lastik gibi hissediyorum kendimi. Hem hayvanseverlere bu şekilde duruyorum hem hayvan düşmanlarına. Çünkü e, hayvansever arkadaşlarım bazıları da hakikaten e, hakları kendi egoları üzerinden çok kötü kullanıyor. Yani Köpeğe hiçbir faydası olmayan talepte bulunuyor mesela. Kedi köpek ne ister bizden? Biraz temiz yiyecek, biraz su, sağlık ve özgürlük. Ama bu yok elbiseler giydirmeler, patilerine bir şeyler takmalar, kurdeleler takmalar. Gözlük takıyorlar. Yani, yani. hayvanın doğasına aykırı. E, doğada giyinen tek canlı insan. Belki doğal olmayan şey. Hayvanlar oku... patilerine bir şey takınca yürüyemiyor hayvanlar. Bir tuhaf gidiyor. İlk yelek giydiklerin, ay yağmur var yağmurluk giydirdim. Tamam sektör güzel şirin ama ha yapmayın hayvanlara bunu. Onun için o lastik gibi diyorum yani hayvansever gibi gördüğümüz tarafla da çok uğraşmamız gerekiyor. Mesela açık büfe yemek yapılan yere kucağında köpekle gelmiş çok tatlı dünya tatlısı bir lokma köpeği. Ama kaşınıyor tüyler saçılıyor o senden daha temizlemek çözüm değil yemeklerin üstüne köpek tüyü kedi tüyü gelmesin biz biraz hassasiyet gösterelim. Kaldı ki yemeğin üstüne tüy dökmek hayvan hakkı değil. İşte bunu anlatamıyorum hayvan severlere de. Yani biz bir orta dengeyi hayvan adına bulmak zorundayız. Bilgi Üniversitesi'nde hocamız Barika Hanım, onu da sevgiyle selamlıyorum. O kadar güzel bir lafı var ki, eğer hayvan haklarını biz savunacaksak dilin değiştirmesi gereken biziz dedi. Toplumla ortak dil kullanmak zorunda olan biziz. Çünkü kaybedeceği şeyi olan biziz. Yani hayvana bir zarar gelmesini istiyorsak e, insanları kızdırıp hayvan üstüne püskürtmeyeceğiz. Yoksa gücümüz yetmediğinden veya laf söyleyemeyeceğimizden değil. Bu bir strateji. Hayvanı, çocuğunuzu mesela komşunun bahçesine gitti. Bir daha gelirsen keserim dedi. Git bakalım kesebiliyor mu diyebiliyor muyuz? Aman çocuğum gitme komşu ne yapar diyoruz. Ama hayvan söz konusu olunca herhalde fark etmiyoruz. Yap da göreyim köpek orada yatacak diyorsun. A gece zehirliyor işte yapta göreyim yok. Hayvan adına bizim efelenme hakkımız yok. Hayvanın hakkını koruma zorunluluğumuz var. Evet. Gereksiz efelenmelerle hayvanları hedef haline getirmememiz gerekiyor. Bu arada ordu barınağında battaniye, eski kazak ve özellikle ısıtıcıya çok ihtiyaç varmış. Onu hemen duyuralım. Ordudan belki ısıtıcım var, sobam var diyen olur. Battaniye, kazak, polar. Şey çok gerekli oluyor. inşaatlardan çıkan halılar var ya, halılar... O yere konulan Halk saçaklılar yiyiz. falan. Gibi. Bütün barınaklar için, hepsi yani, için lazım atılacak aslında. Atılacak halılar, malılar da olur. Ha, bir reklam mi? arası geldi, tekrar Ordu Barınağı'nı ikinci ah, tamam. seferde de anons edelim. Tamam Kısa bir reklam arası, buradayız. Biliyacım e, şeyde kalmıştık. Barına yardımda kalmıştık. Ordu Barına'ydı. Onu bir kere daha gündeme getirelim. Arkasından bir sürü e, şeyimiz var. Konularımız, e, konularımız çok, o kadar evet. yoğun ki. E, bir daha bir Ordu, ordu barınağı Ordu Barına özelinde söylüyorum ama e, kış şartları çok kötü. Özellikle Anadolu'da çok kötü. E, eski gazeteler, battaniyeler, polarlar ve ısıtıcılar özellikle. E, barınağa verilebilir. Ayrıca barınakları boş bırakmayalım. Yani sürekli barınaklara gidelim. E, belediyelerin barınaklara girişi yasaklaması e, kanun dışı bir uygulama. Gönüllülerin girmesi serbesttir barınaklara. Tabii koşullar e, uygun. Beslenirken 100 tane 50 tane hayvan beslenirken ben gireceğim dediğinizde kaos çıkar. Biraz uzlaşma yoluyla belediye görevlilerinin de başını derde sokmadan hayvanların da başını derdine sokmadan e, barınaklarda var olmak zorundayız. Hayvan sevenler Barınaklarda var olmak zorunda. Yani bunu ihmal etmeyelim diyorum. E, Nihai olarak tabi hiç barınak olmasın diyoruz ama e, mevcut barınaklar varken oradaki hayvanlarımızı bırakmamalıyız. Barınaklarda varırsan. ısıtıcının bir tehlikesi olmaz mı yangın falan olarak? Üstten ısıtma olabilir ve hasta hayvanların odalarında kontrollü olarak bulunuyor. Yakıp bırakıp gitmiyorlar Anladım, tabii ki. Öyle, tabii, tabii olur. Ondan Yaramaz korkuyorum. onlar. Çarpar bir şey olur evde bile. Şimdi bizler. Hayvan hakları savunucuları olarak, hayvan severi olarak, hı hı. yaşam hakkına saygı duyan kişiler olarak da kas tüyü denilen ha. E, bir sürü sorunumuz var. Mesela ben kas tüyü yorgan satılır, oh. kas tüyü yastık satılır, mont. kas tüyü mont satılır diye yazan yerlerde tepkime anormal verip çekiyorum. Bir kere incelediniz mi? Kazın tüyü nasıl alınır diye Şimdi biz bunlarla savaş ederken hı hı. Kaz ciğeri nasıl alınır? Kazın ciğerinden yemek nasıl yapılır? Hayvanlar canlı canlı Kazın boğazına elini sokarak canlı canlı ciğerini söküp alıyorlar hayvanın ve bu acıya yürek dayanmaz diyoruz ve bunu, Komple baştan sona reddediyoruz. Böyle Kesinlikle bir yiyeceği. Canlı bir hayvanın e, canlı canlı boğazından al. Peki biz hayvan hakları savunucuları olarak bizler bunları biliyoruz. Başımızdaki koca koca o bakanlar bu kaz ciğeri nasıl yapılır diye bilmiyor mu? Ben biliyorum sıradan biriyim. Ne bakanım ne bir şeyim hiçbir şey değilim ben. Ben biliyorum ama nasıl yapıldığını. Çünkü ben bir insanım. Benim bir vicdanım var, benim bir merhametim var. Peki sizin hiç mi merhametiniz yok? Kars'tan kaç tane kazın kaz ciğeriyle yemek veriyorlar. Hmm. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu yiyen de suçlu, kim olursa olsun. Hangi parti olursa olsun, yiyen de suçlu vicdansız, yapan da vicdansız, sunan da vicdansız, 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 yani, vicdansız. Evet bu vicdansızlık, ben de duydum onu. Kars'tan özel kaz getirip, besili kaz, kaz ciğerinden ziyafet çekilmiş. Bu bir ziyafet değil, bu bir felaket. Bir kere kaz ciğeri için hayvanlara nasıl zulmedildiğini artık herkes biliyor. Ben şuna şaşırdım. Aylardır, yıllardır mecliste bir hayvan hakları vaveylası var artık. Hayvan hakları konuşuluyor. Herkes hayvan haklarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz kapılara yığılıyoruz git gel git gel. Artık kimsenin bilmiyor olma ihtimali yok. Bu böyle dalga geçer gibi gözümüze sokar gibi kaz ciğeriyle yemek ziyafeti artık çok abes. Artık çok ayıp. Yani e, kaz ne kadar güzel bir hayvan. Ciğerini ya sök, bütününü sök, boynunu abesi kopar. Abesi ayıbını geçtik de... Bu sanki hayvan hakları savunucularına böyle gözüne soka soka sizden evet. intikam alıyoruz anlamında. Demek ki bu insanın hayvan sevgisi yok. Yok muhtemelen Peki, yok. Bu insan yok. beni sevemez ki. Beni vatandaşım diyemez ki. Kaza bu işkenceyi yapan bile bile onu masanın önüne canlı canlı ciğerini söktürüp bir de ziyafet veren adam benim bakanım olamaz kardeşim. Bana acımaz ki. Ben ona eline düşsem ne yapar acaba bana? Düşmeyelim zaten. E yani ben hep şeyi söylüyorum yıllar önce. Yine patladı. Meclisteki bütün koltuklar geyik derisiyle değiştirildi. Turuncu geyik derilerinden yapıldı. Şimdi geyik, nedir bu hayvan mera? Geyik derilerinde oturan, önlerinde de her türlü hayvan yemek olarak konmuş olan insanlardan hayvan hakları beklemek çok uzak bir hayaldi. Ama biz şu taslak noktasına kadar geldik. Bizim çalışmalarımızın yanı sıra bazı vekillerin gönlüne bir hayvan dokundu. Yani bu ilahi bir şey belki. Birine kedi dokundu, birine bir kuş dokundu, birisi doğada hiç ummadığın kaba saba bir vekil, böyle sert mert. Doğada bir yaralı kuş buldu. Yeter ki bir hayvana bir temas, o kadar. Onların gönlüne dokundu. Her birinin gönlüne dokundurabilsek keşke ama o kadar vaktimiz yok onun için yasa şart. Yasa dokunacak bu yüzden. Valla ben e, bir şey söyleyeyim mi? Mecliste, e, yemekte kaz ciğeri ikram eden bir insanın parmağına hiçbir şey dokunmaz. Ne gözüne dokunur, ne kalbine dokunur, ne parmağına dokunur. Ama sadece dokunur. kaz değil ki. Kuzular, tavuklar, inekler, kuşlar, balıklar. Emaye tamam. çeşit hayvan. Şimdi Öyle bir şey ki bak ben hayvan hakları savunucularına bakıyorum. Acı gerçek. Yani biraz da e, realist olalım. Çuvaldızı kendimize. Gerçekleri görelim. Bakıyorum orada insanlar hayvan haklarını savunuyor. Eyleme katılıyor. Hayvanlara özgürlük o bu diyor. Arkadan çıkıyor orada bana diyor sucuklu yumurta yapın. Bir tane hamburger verin diyor. E sen iki dakika önce hayvan savunuyordun orada. İşte bu bir şuursuz bir tercih. Belki fark ettirmek için bizim daha çok anlatmamız lazım. Yani şimdi hem hayvanı savunuyor. Bu kötülük... Oradan çıkınca da hamburgerciye gidip hamburger yiyor. Bunu kötülük olsun diye yapmıyor. Fark ettiği anda yapamaz ama utanır. Yani Vallahi nasıl fark etmiyor? Bu kadar hayvanseverin içinde o kadar vejeteryan, vegan var. Evet. Ve toplu olarak gidiyorlar oraya, oturuyorlar. Ee, ben diyorum ki, yok ben diyorum, efendim peynirli bir börek alayım. Bak orada ben vegan da değilim, vejeteryanım. Peynirli börek yiyorum. Ama öbürkü de rahatlıkla diyor ki, bana bir tane hamburger ver veya köfte ver diyor. Eğimiz de aynı yerden çıktık işte geldik buraya. Evet ama bu aşama aşama peynirliği de istemeyen var. O da üçüncü aşama. Evet, işi işte o da vegan, yumurtalı. Ha o evet, vegan. o da vegan. Vejetaryen ve hiçbiri olmayan. Evet. E, ama böyle böyle kaynaşacağız. Öyle bile olsa köpekler için sokağa çıkmış bir insan kazanılabilir bir insan. İşte yani özellikle. mecliste orada burada sadece o mecliste koyun, kuzu, dana ya yani hele o kuzu yemek. Süt Aa. danası demek. Ya bunlar ne kadar ilk, şey ilkel sözler böyle ee. e, insan içini böyle e, feci bir şey yapıyor. Bir şey diyor. Kuzu kolu diyor. Kuzu bacağı diyor. İnsan bir anda kendini düşünür. Bacak kuzu bağırsak da. diyor mesela. Evet. Abi, neyse. Kuzu ya, Sütü. kuzu kuzu yani, kuzu. Anasının evladı demektir. Evet. Yavru Teşekkür bebek bu. diyor. Yani daha gün görmemiş diyor. Hiç yaşamamış diyor. Kuzu ya adı üstünde. Süt danası bak süt. Bu süt danası süt emen bebek demek. Evet. Bu bebek yani ben bunu annesinden aldım. Kopardım. Emzirmedim. Alın senin önüne yemek diye koyuyorum demek. Ya. Ve bunu yiyende mi suç? Yapan da mı suç? vallahi yapan da suçlu. Talep eden, de suçlu. Ben, Talep eden de suçlu. Ben açık net söylüyorum. Kimse üzerine alınmasın. Ya da alınsın. Kuzuyu... Bakın kuzuyu kesip oraya koyana ben kızmıyorum. Onu alıp yene talep edene kızıyorum. Çünkü o adam parasını kazanıyor. Nereden gelirse gelsin onda zaten vicdan sıfır. Elbette öyle. O bitmiş. Para Ben diyor, paramı alayım, götüreyim de nereye götürürsem götüreyim. Ya çocuklarda da romantik. Hayvanat Hı. bahçelerinde hayvanlar esir olmasın diye ne yapmalıyız diye soruyoruz. Yani gitmezsek para kazanamazlardı. Tabii. Düz mantık. He. Ya talep etmezsen para kazanamaz. İş mi yok dünya? Yani. adam kürkçülük yapıyor. Tamam kürk yapana kızıyorum. Bak o dedim de Allah'ım ya Rabbim. Aklıma ne geldi? Ben hep burada Çin için ne derdim? Ama yazık ki dünyaya salıyorlar bu hastalığı. Evet. Şimdi ben Çin'le ilgili benim görüşüm belli. İnsan hakları yok. Hayvan hakları yok. Allah'ım diyordum yani bir şey olsun Çin olayı yani Çin diye bir şey görmeyeyim. Diyordum. Yani, Orası çok kötü o anlamda. Bütün dünyaya, ya yürüyen her canlıyı canlı yiyorlar. Uçan, kaçan, sürünen hepsini Maymunun diyor. diri diri getiriyor, masaya koyuyor, beynini çıkarıp yiyor. Ah. Ya böyle bir ırk, böyle bir insan, böyle bir şey olamaz. Bak ben bunu dediğim zaman ırkçı diyecekler. Değil. Canlı maymunun senin masanda kan revan içinde işine. Beynini böyle tutup çıkarıyorlar. İçine elini sokuyor, yiyor. Eller meller kan içinde. Ya ne vicdansız milletiz. Ama şimdi bir üzüldüğüm bu. konu, bütün dünyaya bu mikrobu yayıyorlar. Ama şöyle bir şey var, Çin'de de hayvanseverler var. Kocaman bir ülkeye karşı savaşan, bizim gibi Tamam. insanlar ama var. Bak, Rabbim onları korusun zaten. Hah, i̇yileri korusun. Ben de öyle söylüyorum. Bak şimdi korusun. özel insanlar zaten var. Bak biz bu dünyanın öbür tarafında olan bir olayı kim bize bildirdi? Yine Çinli kardeşlerimiz tabii, bildirdi. Tabii. Bak işte bizim ülkede bu yapılıyor. O maymunların fotoğrafını, e, videolarını çekip kim gönderdi? Yine Çin'in içindeki Yoksa o masada ki. oturan, arka masada oturan biri servis etti. Kürk nasıl yapılıyor? Kürk fabrikasına girdi, kürk fabrikasında çalıştı ve çalışırken bu videoları halka servis etti. Özel olarak girdi o kürk şeyine o ki. O ilk servis. videosunu evet. hatırlıyorsun değil mi? Evet. İlk zaten beni mahveden oldu. Evet. Ondan sonra hayvanların kemikleri kırılırcasına bastırıyorlar ki hareket oh. edemesinler diye. Şeylerin içinde. Böyle tel şeylerin içinde. Ondan sonra ve bunları servis etmek için girdi oraya. Üç ay çalıştı ve o insan biliyor musun aklını yitirip çıkmış oradan. O yitirmez mi? O ama bir şey ona ya ama. da yaydı kürkün nasıl olduğunu. Ah, aklını aklını yitirmiş Vallahi ve yani. tımarhaneye kapamışlar yazık, o insanı. Yazık, yazık. Gizlice sokuyormuş, karnında sokuyormuş o göz gibi kamerayı gizlice sokup orada yapıyor gibi. Hatta kaçarken de iki tane kediyi kaçırmış oradan. Aynı. İki tane kedi, kediyi gözüne kestirmiş ben buradan çıkarken bunları kaçıracağım. İkide böyle ah. kürke götürüyorlarmış kedileri bu yakalayıp ben götüreceğim deyip kaçırıyor başka bir yere götürüyor Helal kediyi. Olsun. Böyle iki iki kediyi zor kaçırabilmiş oradan. Çok Ama dışarıya attığı an kendini dünyaya servis ettiği andan itibaren de kafayı yemiş çocuk. Kolay bir şey değil. Yani o hiç kolay değil. Barbarlığa maruz kalmış günlerce o sesleri. Çocuk gazetecilik okumuş. Gazetecilik eğitimi görmüş. Ve bunu işsizmiş, fakirmiş, hiçbir işi yokmuş, cahilmiş gibi kendini tanıtıp bir de buna şartnameler e, şeyler e, imzalatmışlar. E, tabii yaptıklarının korkunç mörüldü, olduğunu bildikleri anlatılmayacak için. Anlatılmayacak Bu çocuk her şeye okey demiş. O kadar gizli küçük bir kamera koymuş ki karnına kimsenin fark edemeyeceği şekilde. Aynen. Ve 3 ay zor dayanmış. Ama hala sürüyor bu vakti. He hala tamam şimdi bunu yaptın. Peki bir arpa boyu ilerledik mi? Bak git marka vermeyeceğim. Dünya yakabıcılarda ya şu kadarcık bir kürk. Hmm. Çizmeye, ya biz şeyde kutuplarda mıyız, sen İstanbul'un göbeğinde kürk çizmeyi ne satarsın? Artık çizme bile giyilmeyecek şekilde Kutupta havalar Kutupta mıyız ya? Evet. Ocağın, ocak bitti. Bugün Şubat 1. Doğru hı hı hı. mu? Hı 13 derece sıcaklık. Evet. Ayağında kürk olsa ne olur, senin olmasa ne olur? Kürkün hele hiç tartışılacak yanı yok. Yani kürk artık görgüsüzlük. Onun görgüsüzlük. Için. ama bunlar hep dünyaya, Çin'den yayılıyor. Ha, ta, dediğin gibi, Çin'de e, öyle bir haritadan yok olsun diyorum ki, bu tip insanlar yok olsun. Tabii ki bunları servis eden, hayvanları koruyan, efendime söyleyeyim, e, merhametle beslenen, ruhları sevgiyle beslenen Çinlileri demiyorum. Tabii ki, tabii ki. Her ülkenin iyisi kötüsü var ama Çin bu konuda çok kötü, sabıkaya sahip. Ha bir de insan hakları da yok onda. Yok tabii ki. İnternet erişimi yok. Ee, çok kalabalık, ay yok korkunç. Gene de ülkemizin kıymetine Ya bilelim. Çin çok korkunç bir şey. Bak e, buradan atlamadan geçemeyeceğim. Çin dendiğinde gözümün önüne hep bir görüntü gelir. Bir gün Çinli'nin bir videosu düşüyor gözümün önüne. E, fakir bir adam, çöp toplayıcısı, çöp topluyor adam. Ayağına geceliğin köpeğini bağlamış küçük bir köpecik. Küçük böyle süs köpeği, e, arabasının yanında uyuyor. Bir vatandaş da bunu kameraya çekiyor. Adam böyle köpeğiyle beraber uyuyor, köpek de ayağının ucunda. Sen polis geliyor köpeğe bir tekme, <laughs> hayvan ee, demesiyle Çinli uyanıyor. Bir şeyler söylüyor ona Çince, hani sök diye, adam böyle yapıyor, sökmem diyor. Yani Aynen. onu söktüdürmek ha, istemiyor hayır. böyle. Yok. Adam korkuyor. Ne köpeği vermek istiyor? Ya korkuyor. Polis gözünün önünde adamın daan 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 köpeği vuruyor. Gözünün önünde. Ondan sonra bu da sökmedi diye iki üç tane de tekme adamın kafasına gözüne adam orada kıvranırken bıraktı gitti polis. Sonradan geldi vatandaşlar. Adamın ayağından köpeği çıkardı. Adamı da artık hastaneye mi götürdüler Ay, ne yaptılar bizlik bilmiyorum. Bizlik ya bizlik. bu işte insan hakları da yok. Şimdi ben o polisin başına bir şey gelse acır mıyım? Hmm. Ama o zavallı adama acır, acıdım. Niye acıdım? Bak o da Çinli. Köpeği vermedi o kadar tekme i̇şte diyorum iyi insan kötü insan var. Ne? Yeryüzünde insanlar ikiye ayrılıyor. Yani. Çünkü din, dil, ırk, bayrak, renk önemli değil. İyi midir kötü müdür? Yani ben Hep diyor polisim diyor. Sonuçta. Sen diyor vatandaşsın diyor. Benim tekmemin altında diyor. Köpek de ezilir, sen de ezilirsin. Görüntü bu değil mi? Tabii ki bu. Tabii ki bu. İşte ben şimdi Çin'in nesini acıyacağım? Bu kötü bir yönetim şekli, ağır bir faşizm. Onun için e, özgürlüklerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Kendi özgürlüklerimizi ve haklarımızı çok iyi bilelim, savunalım, dik duralım ki hayvanlarımız da... O adamın ağlaması hiç gözümün önünden gitmiyor. Böyle Yazık çıkardı olmuş. polis, Yazık köpeğin olmuş. başına vurdu. Adam böyle kulaklarını kapadı o tabanca sesine. Kapadı ve ama adam böyle deliriyor. Değil Sen delirirken, düzeninde. adam delirirken böyle kulakları kapalı, tekmelerle bir de adama girdi. O adamda şimdi ruh kaldı mı? Kim bilir? Sağlıklı bir dedik. ruh olabilir mi bu adamda? Ya biz bile o kadar insan sürekli ve e, hiç aralıksız mücadele ediyoruz. Ara ara... Ya onlardan başka böyle mücadele de yok. Yapamıyorlar ki, yapamıyorlar. Çünkü ki. insan hakkı yok ki hayvan hakkı Hı. olsun. Bizim henüz var insan haklarımız ve bunu sonuna kadar kullanalım. İnşallah yani... Ve savunalım. Tamam yani de... Bence Çin gibi bir dünyada yani bir eşi yoktur herhalde diyorum. Yani Çin başka bir şey ya. Ya o, o taraf uzak da öyle Kore, Tayvan, Japonya oralarda da e, aşağı yukarı Japonya'da aynı şeyler var ama tabii. Yani bir tabi şey yoktur. Yani, Japonya medeni. şey teknolojik anlamda çok ileri olduğu için, Batı ile diyaloğu çok iyi olduğu için, açık olduğu için öyle ama yemek kültürleri aşağı yukarı benziyor. Yemek kültürü evet yani. yok şey galiba Tayland öyle. Yunuslar mesela Japonya'da e, balina avları, Yunuslar. O duyuyoruz sık sık onları da ama uzak doğuda bir silkelenme gerekiyor herhalde. E ona bakarsan Kazakistan atıyor. Oh. Onlar yani... sabah kahvaltısını atla yapıyor. Aman tanrım. Şimdi bak. Ben iki sene önce Kurban Bayramı'nda Kazakistan'a gittim. Astana'ya. Bir dedim hani oraları göreyim. Dünyanın hemen hemen her yerini gördüm. Biraz da dedim hani Orta Asya'ya açılayım. Kazakistan'a gittim hastaneye. Müthiş medeni insanların bulunduğu bir ülke. Bunu asla atlayamayız. Herkes birbirine saygılı. Sokaklarda bir korna sesi duyamazsın. Sokaklarda de. polis hiç yok girdiğin bütün o alışveriş merkezlerinde tek bir kişi seni ne arıyor ne çanta kontrolü. Adamlar hmm. zaten ülkeye sokarken benden bile şüphe edip beni bir saat bekletirlerse o ülkenin sağlıklı olduğunu artık sen karar vereceksin. E, tabii. Benden şüphelendiler beni bir saat geçirmediler içeriye. Sözde vize yok hmm. ama giriş çok zor. İçeriği koruyor, kendini koruyor. Evet ve girdikten sonra zaten ülke Tam anlamıyla serbest. Ne bomba patlar ne bilmem ne yok. Ne güzel. sende öyle bir şey yok. Ve e, her şeye çok saygı duyuyorlar. O araçlarda geçiş üstünlüğü, yol verme, korna çalmama, yere bir tane çöp atılmıyor. Bak sokakta bir tane sigara izmariti göremezsin. Ne havaalanında ne sokaklarda sana sigara içme demiyor ki adam. Fakat sen sokakta sigara içerken iki Kazakistanlı sana böyle göz hapsine seni bir alıyor. At nereye bakalım atacak? nereye atacak diye. <laughs> sen zaten utancından atamıyorsun sigarayı. Ne güzelmiş. Ama bu sosyal refleks işte. Evet. Ee, kırmızı ışıkta duracağız. Ben taksideyim. Ee, benim taksi, e, pardon bir anam bizim taksiyi sıkıştırdı. Ondan sonra biz gittik kırmızı ışıkta durduk. Adam a, ama taksici hiçbir şey demedi. Adam geldi, o da kırmızı ışıkta durdu. Arabasından indi. Taksiye geldi. Özür diledi. Tokalaştı, tekrar arabasına bindi, yürüdü. Kavga gürültü asla Ay, yok. Özlediğimiz böyle şeyler. bir ülke. Özlediğimiz şeyler. Şeye gidiyorsun, çocuk oyun parkına. Çocuk oyun parkında çocuk şey yiyor. dondurma kağıdını Ta buradan oraya yürüyor, çöpe atıyor geri geliyor. Herkes bizim parklarda otursa, herkes sigara atar yere. Çekirdekler, daha çekirdekler, şişeler, mümkünatı yok. Anne baba oturmuş elinde şey, kitap. Evet, evet. Herkes bir kitap okuyor, çocuklar orada sessizce. Ay kitap olsa keşke. Bir telefon. Ne kavga, ne gürültü, ne bağırtı, ne çağırtı yok. Böyle bir ülke. Gel gelelim yemek olayına. Vejeteryen yemek istedik garsondan vejeteryanının ne olduğunu bilmiyorlar. Sabah kahvaltısında kaldığımız otelde at çorbaları, at yemekleri, bilmem ne yemekleri, her şey etli. Peynirin peysini bilmezler bir tek o üçgen peynirler var ya hı hı. onu biliyorlar. Zeytin, peynir, salatalık, domates bu kadar. Hı. Ama normal bizim peynirler çeşitler bilmem yok. Her şey at sabah sabah ee, kızarmış et kızarmış çorba şey e, çorba bilmem ne her şey etli. Halbuki at onların kültüründe de çok evet. önemlidir. Kazak kültüründe e, hikayelerinde öykülerinde at yüceltilir Evet ya ben bunu anlamadım. kurban bayramını kaldırmışlar oradan bizim e, biz Müslüman bir ülkeyiz ama Arap değiliz o Arap kültürü deyip kurbanı yasaklamış ne güzel. çok güzel. ben de kurban bayramında o yüzden gittim zaten oraya. Bir şey ama at, ama at yani. Evet, Hayır, bunu dört dörtlük bir bilinçle yapabilen kimse yok yani sanırım. Yani Kazakistan'da bizzat gittim, gördüm, gezdim. Çok şaşırtıcı. Çok medeni. Bu bilgiler Bintek çok şaşırtıcı. O atları yemeleri, içmeleri benim garibime gitti. Onun haricinde herkes saygılı, herkes efendi, herkes kibar ve ekonomileri çok yüksek. Ekonomileri çok iyi. İçlerini koruyorlardı. Evet. Yani. Bir rezepsiyon e, şeyinin e, çalışanının altında marka veremem. Bizde en lüks sayılan iş adamlarının kullandığı araba markası. Güzelmiş. Yani, mı yaşamak lazım Kadınların <laughs> hepsinin altında son lüks, son model araba. Değil mi? Yani böyle bir yer. Onun için Çin'e bak. Orası da uzak doğu. Ee, burası da e, Orta Asya. Hemen hemen kültürler birbirine benziyor ama ona Üç bakma. 3 aşağı 5 yukarı. Tam yani, ama onlarda ama. böyle bir şey yok yani. Nereden geldik biz buraya dünyayı geziyoruz şu Çinliler, anda? Çinliler evet ben de daldım gittim çorba Çinlilerin çorba yarasa çorbasından evet. çıkmıştık da yola. Evet. Şimdi evet. E, bu yasalar Hızla e, sence gelişir mi Türkiye'nin her yerinde? Vallahi bu ay e, artık bu batı kent çıkması. yasası. ...hızla böyle hareket eder mi böyle belediyelere falan? O tabii çok iyi, falan... Bir, çok iyi bir ivme kazandırdı. Yasa taslağına hazırlanmış olan tasarıya güç verecek bu uygulama tabii. Peki o uygulamayı siz bence bütün belediyelere gönderseniz... Sosyal hani bu, medyadan alınan, alınan karar zaten. tabi tabi Alınan Gerekçeli karar. Gerekçeli karar henüz elimize geçmedi. Bu büyük uzun karar yazılacak ya. O zaman zaten detaylarını paylaşacağız bence ki bir de motivasyon olsun. E, insanlar daha böyle bir e, yani mutlu olması için... Hapishane ziyaretinde bulunup, Ay, <laughs> bence öyle bir servis olmaz mı? Aman aman, aman aman. Onlar çıkamasınlar dilerim ve bu tür şeyleri yapanların hepsi hapse girsin. Temize değil kapalı değil mi? Ee, gidileceğini sanmıyorum. Açık. Bütün davalar açıktır ee, üst mahkemeye, istinafa ve temize ama gideceğini sanmıyorum. Ee, daha da isteyebileceğimiz daha da üst bir şey kalmadı. Gidersek biz gideceğiz şikayetçi olarak ama gerek yok ona. Yani bu şekilde kesinleştirilir, olay bitecek. Üç e, karşı taraf bunlar? gidebilir. E, üç veya dört kişiydi ama içeride olan üç kişi, ceza alan üç kişi. E, herkes birbirine tünat Acaba? Atıyor. O sanırım e, doğrudan doğruya olayın içinde değil veya onun hakkında yeterli delil bulunamadı. E, çok emin de değilim, 3-4 kişi hep konuşuldu ya balıkçılar falan diye. Sonuç olarak çok güzel, çok örnek bir karar İstanbul'da, ya bak, Bursa'da da kimmiş, ne iş yaparmış bunlar? Belli mi? Ee, Yoksa balıkçıda... sokaktan bir serseri mi? Yok birisi balıkçıda çalışıyordu, birisi başka bir yerde şoförlük mü ne yapıyordu çok emin değilim. Bir tanesi işsiz sanırım. Ama yani böyle e, orada burada çalışan günü kurtaran insanlar sonuçta. Yani ya ne olursa olsun işsiz güçsüz de olsa köpekleri öldürme yetkisi mi var? Valla bir sürü işsiz güçsüz zor geçen yani insan tanıyorum. Diyorum. Ee, deli gibi köpeklere bakıyorlar. Evet. 10 ee, lirası varsa 5 lirasıyla kediyi, köpeği evet. doyuruyor, ruhunu evet. doyuruyor. Evet. Doğaya güzel bir şey yapıyor onun için bu bahane değil. Evet. İşim gücüm yok. Boşta geziyorum onun için köpekleri. Strese değil, girdim, iş yok. köpek öldürdüm. Yani, evet. Biz stres yaşamıyor muyuz? Hiçbir canlıya zarar Aa, vermiyoruz. Aa ya. Sen bunu duydun mu? Birisi çekmiş dışarıda köpeği dan 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 vurmuş. Savunma. Evde karımı mı vursaydım? Karımla kavga ettim. Stresimi bununla attım demiş. Anladım. Karımı vursaydım daha mı iyiydi demiş vatandaşa. Duymadım bu. nasıl bir Aa, nasıl bir sapkınlık Ben mı? işte bunu sana duyurmak istiyorum. Ama istiyordum. bu şu zihniyet değil mi? Ee, geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı ile ilgili tartışmalar yapılırken e, bazı insanlar televizyonda dedi ki insanlarda bir şiddet duygusu vardır. Birbirlerini öldürmesinler diye kurban emirlemiş. Evet kurbanı hep öyle diyorlar zaten. Yani böyle hastalıklı bir mantıkla gidersek evet. öldürme duygusunu... Kan arkadaş, akıtmak o akıtma. şiddet yanlısı insanın içini rahatlatıyormuş. Ama Aa. ben kan akıtan insanlarla ya, toplumda yaşamak E hani cennete gitmek içindi bu? Yani Yok öyle bir şey yok. Yani hani bizim cennete gitmek için cebalınıyordu? Çok alınıyordu. güzel bir laf var ya cennete gideceklerini söyleyenlerin cehenneme çevirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Aslında yani. e hep cennete gideceğim diyenler farkında olmadan cehennemine bir odun daha taşıyor. E burayı da cehenneme çeviriyor işte. Biz yani. mutlu bir gün geçiriyor muyuz? Yani Bak her mesela gün o, o zaman, haberi her ben gün. o kadar mutlu oldum, mutlu oldum. Arkadan köpekleri ormanlara atan, bak daha o belli değilleri konuşmadık biz. Köpekleri... Gel, neydi? E, Çanakkale, Çanakkale, Geyikli, Geyikli miydi? Çanakkale, ve en son Ankara, Sincan'da zehirleme oldu gene. E, bir sürü kuş ve köpek öldü. Aynı şekilde onlar hakkında da delil toplanıyor. Şahıs gözaltındaydı, Adli kontrol şartıyla bırakılmış detayını bilmiyorum ne iş güç yapar. Yapan belli. Belli tabii. Adli tamam. kontrol şartıyla bırakılmış. Önceden cezası falan yok diye. Ama dosya tekemmül ettiğinde muhtemelen onun da tutuklanmasını bekliyoruz tabii ki. Ee, belediyelerin şehir dışına, yaban hayatına hayvanları atması evcil kültüre alışmış hayvanları kesinlikle öldürüyor. Aç, soğuk, hasta, insana yakın bir yerlere gelmeye çalışırken de otoyollara geliyorlar. Otoyollarda ölüyorlar. Kazalar oluyor. İnsanlar otoyolda üstüne sürmüyor belki ama otoyol sonuçta Tabii. biz bile bir türlü refleksle geçemeyiz oradan. Bu ölü hayvan bedenleri de yaban hayatındaki hayvanları çekiyor. Yani yiyecek gibi çekiyor hani ölü beden. Ee, yaban hayatı, şehir hayatı hepsi böyle birbirine yavaş yavaş e, nüfuz etmeye başlıyor. Yaban hayatına özgü hastalıklar şehir hayatına, şehir hayatına özgü sorunlar da yaban hayatına yansımaya başlıyor. Aslında bütün fauna ve florayı yok etmeye başlıyor. O yüzden belediyelerin biraz kendine çeküzen vermesi, hayvanları asla şehir dışına atmaması gerekiyor. Hele ki köpek atan belediye zalimin önde gideni, görevini kötüye kullananın önde gideni demektir. Onların sorumluluğunda olan hayvanları kendi sınırı dışında, belediye dışında, şehir dışlarına, yaban hayatının içine atmak çok da büyük bir suç. İşte bu taslak bu şekliyle geçerse aman vermeyeceğiz onlara. Ha bunun partisi de yok. Onu rahat rahat söylüyorum. ABC partisi hiç fark etmez. İyi adammış, kötü kadınmış hiç fark etmez. Hayvana kötü davranan belediye kendini yargının önünde bulacak. Ha bu arada bir duyuru yapayım. Ben sosyal medyadan yap, yap. şahsi olarak yapmıştım. Yap. Ee, hayvan düşmanı, hayvan hakkı ihlali yapan belediyeleri yargıya taşıyalım diye özel bir grup kuruyorum. Sadece belediyelerle ilgili şikayetleri toplayacağız. Sadece belediyelerle ilgili delilleri toplayacağız. Bu belediyeleri mutlaka yargı sürecine taşıyacağız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Epey bir başvuru olmuştu. Grupları oluşturacağım. Süper. İkinci bir grup da Biraz uzmanlaşma gerekiyor. Veteriner hekimler hakkında, e, hayvan dostu veteriner hekimlerimizin başımızın üstünde ve kalbimizde yeri var. Ama veteriner hekim hatalarının üstü çok sert bir organla kapatıldığı için biz hayvan öldüren veteriner hekimlerin üstüne gidemiyoruz. E, onlar da iyi çalışsın aynı kameralar gibi. E, hayvana düşmanlık eden, hayvan üzerinde kötü deneyler yapan, hayvanı öldüren, meslek hatası yapan meslektaşlarını yani çürük elmaları korumasınlar. Veteriner hekimler malpraktis grubu kuruyoruz ayrıca. Birkaç grubumuz daha var. Alt çalışma grubu adım. Peki bu, bu gruplara şeyleri, çağrı yapıyoruz. Hülya Hanım'ın görseli hazır. Hatırlatırsanız bize biz de veririz dedi. Görselin hazırmış. Ha, evet şu sosyal sorumluluk projesi. Tamam oraya geçelim hemen. Verelim. Evet. E, bu gruplara insanlar katılabilir. Doğrudan HAD'a ulaşsınlar. Grupları bizzat oluşturacağım. Evet. Bizzat yöneteceğim. Arkadaşlarımız da katılacak. Biraz hızlanalım. Şimdi ben şöyle diyeyim. Hat Derneği'ne üye olan herkes sizin yapmış olduğunuz tüm faaliyetleri görecek zaten. Tabii ki görüyorlar. Oradan Hep oraya sitemizde. da atlayacaklar. Hı hı. Bu arada e, görsele girmeden... Küçük hı hı. bir şey söyleyeyim. Görsele girdik şu anda. Evet. Unutmak istemiyorum. Sizin e, Toprak Kanayınca kitabının durumu nasıl? E, gayet güzel gidiyor. gidiyor. E, tanıtımlarını yapacağız. Önümüzdeki günlerde e, bir imza günü düşünüyoruz. E, tanıtım günleri Ankara'da ve burada düşünüyoruz. E, güzel şeyler geliyor. Dediğim gibi üç neslin okuyup kendini bulduğu bir kitap. Toprak Kanayınca bu arada Toprak Kanayınca kitabına da güzel bir el kitabı, rehber kitabı gibi hayvan haklarının tamamından bahsediyor. bir dahaki programa belki ondan bir bölüm okuyabiliriz. Gündemle ilgili her şey var çünkü. Evet şimdi Hülya'cığım bu ilgili neler söyleyecek? Diyor ki bizim sokağın çocuklara. Evet, bizim sokağın çocukları friten firmasının sevgili Perihan Hanım'ın önderliğinde başlamış bir sosyal sorumluluk projesi. Özü de şu, şehirlerden uzaklardadır ya organize sanayi bölgeleri. Organize sanayi bölgelerinde doğada yaşayan çok hayvan var, kediler, köpekler. Bunların oradaki şirketler tarafından sahiplenilmesi ve bütün masraflarının karşılanması için özel bir proje. Bunu Free Time çok güzel gerçekleştirdi. Biz ortak eğitim çalışmaları da yapıyoruz. Çok sayıda köpeği sahiplendi, kimliklendirdi, yuvalandırma yapıyor ve bakımlarını da üstleniyor. Ve bu projeyle, sosyal sorumluluk projesiyle özel bir ödül aldılar. Biz şimdi Free Term ile birlikte bunu Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerine yayabilecek bir protokol hazırlamaya çalışıyoruz. Öyle bir şey olursa şehirden hafif uzak ve fabrikaların, organize sanayilerin olduğu yerdeki hayvanlar da ormanlara veya yaban hayatına gidip ölmek, hastalanmak zorunda kalmayacak. Sahiplenilmiş olacak ve bu çok güzel bir proje. Ee, dilerim bir gün Perihan Hanım da burada konuk olur ve kendisi projesini daha güzel anlatır. Ne zaman Olan üstü bir çalışma İstanbul'da yapıyor İstanbul'da ama çok yoğun. Tuzla'da. Hı? Ne Tuzla zaman isterse e, iletişimi kur. Tabii tabii. İstediği andan itibaren haftaya değil de hı hı. Öbür haftadan itibaren istediği an gelebilir. Hı hı. Projeyi daha detaylı da isterse Bu projeyi detaylandırabiliriz. Evet. E, 250-300'den fazla organize sanayi bölgesi var. Her bölgede e, firmalar, hayvanlara sahiplense muhteşem bir örnek olur. Sosyal sorumluluk anlamında da. Bizim, evet. Bizim sokağın, sokağın çocukları. çocukları. Aslında hepimizin sokağın çocukları. Bizim sokağın çocukları. Ne kadar gönle dokulan bir şey. Çok güzel. Valla ben kendimi böyle bakmaktan alak koyamıyorum yani o köpeğin öyle bakması güven içinde huzurla değil mi ıslanmış olmasına daldırmıyor çünkü gideceği kuru bir yer var doyacağı kuru bir yer var onu biliyor peki şimdi e, sanayinin oralara dendiği zaman ya bir müdür çıkıp da orada Durun bakayım burada hayvan be hani olmuş diye geçen diyorlar, haftalarda. Diyorlar tabii diyorlar. Geçen haftalarda olmuştu Aa. zaten biliyorsun burada yasak hayvan veremezsiniz, evet, bakamazsınız, evet. edemezsiniz gitsinler diye. Şey var Gürbulak sınır kapısı e, orada e, gümrük civarında hayvanları besleyen insanlardan bana yardım talebi geldi. E, hayvanları beslediği için müdürü tarafından soğukta kapıda durmaya durma cezası verilmiş bir kadıncağız. Şu anda hastanede yatıyor kendisiyle. Mutlaka görüşeceğim. Hiç görüşemedim ama bunun haberi geldi bana. Sen kedi köpeği besliyorsun. Onun için de memuruna söylüyor bunu. Girmeyeceksin binaya. Buz gibi havada soğukta duracaksın. Bu bir kere insan hakları ve aykırı. Bu korkunç bir aşağılama. bu. Dava açamıyor musunuz şu anda ona? Çok acil. Şahıs biraz iyileşsin. ifade verebilsin. Ben ondan bir bilgi alabileyim. He. Hem onun adına hem dernek olarak kendi adımıza böyle bir şey olamaz. Ama orada kaldığı için... Onun bir an önce acil rapor alması İyileşmesi lazım. İyileşmesi lazım. Rapor muhtemelen olacaktır. değil mi? E, Bu şahısla mutlaka iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu bize haricen gelen bir bilgi. E, apartmanlardan mesela zorda kalanlar çok çok sitelerden arıyorlar. Yönetici gelmiş burada hayvan besleyemezsin demiş. Demiş olabilir. Öyle bir hakkı yok. E, ya yasal olarak da böyle bir öyle şey. Öyle bir hakkı yok. Evet. Hayvanları toplayıp sokaktan 20 tane köpeği sitenin ortak alanına getiriyor mu... O zaman temizlik, şu bu, gürültü, korku, her şey konuşulabilir. Ama hakları iyiye kullanmak zorundayız. Yasanın bize verdiği hakları, medeni kanun ikinci maddesi çok önemli. İyi niyet kuralları çerçevesinde. Kimse kimseyi rahatsız edemez dediğinde yönetici kalkıp, kimse kimseyi rahatsız edemez maddesinden yola çıkıp, sen orada köpeğe su veriyorsun, ben de eve giderken rahatsız oluyorum deme hakkı ve haddi yok. Yani e, yasaları biz biraz da zorlaya zorlaya Şimdi o hanımı dışarıda bırakıp da hasta olmasına sebep olan o müdüre sence ceza gelir mi? İyi bir ceza mı? Ee, buna maruz kalan e, hani kadının... Hani bir ufak hani şey e, para cezası falan Değil de yani düzgün bir ceza gelir Bir kere e, devlet kurumunun adını kötüye çıkardığı için, görevini kötüye kullandığı için, mobbing uyguladığı için bir de e, cinsiyet de söz konusu burada. Bir erkek çalışan olsa aynı şeyi yapabilir miydi? Kadın olduğu için mi ezdi? Kadın hakları örgütlerinin de devreye girmesi lazım. E, bu kadının şikayetçi olması lazım. Şikayetçi olmadığı zaman bizim hayvana şu anda bir zarar gelmediği için nasıl müdahale olabiliriz? Onun hukuki bir yolunu arıyoruz. Çünkü biz hayvanları koruma derneğiyiz. O hayvanı beslemesini engellediği için dolaylı 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 olarak bir şey yapabilir miyiz? Onu da deneriz tabi ama biraz sıkıntılı. Şahsın kalkması bizim cesaretlendirmemizle kendi hakkını araması ve dolayısıyla köpeğin hakkını da koruyabilmeye devam etmesi gerekiyor. Hukuk öyle bir sistem ki doğrudan müdahil olabilmek için senin neyin oluyor? Hani derler ya senin neyin oluyor? Sana ne hani avukatı mısın? İşte onların avukatıyız. Avukatı mısın dedikleri noktada evet avukatıyız olan biziz. Ama çok zorlamamız lazım hukuku. Mesela şimdi şey var, Torbalı'da deve güreşleri. Aa, evet Ay ya. yıllar geçti hala deve güreşini kültürümüz sanan insanlar var ve çağrı yapıyorlar bu vahşete. Bütün halkımız davetlidir. E şeyde duruyor da, ee, neydi o? Boğaların güreşleri ha, bizde de var boğa güreşi. Boğa yarışları güreşi. Boğa yarışları. De bizde güreşleri. De yapıyor. Allah'tan bizde bir matador sopayı alıp ha, öldürmeye var bu. Alıp, Ama hayvanlar birbirinin boynuzuyla delebilir. Evet. Serbest. Yani, delebilir. E, hayvanları boğuşturmak falan e, kültürümüz demek de bana çok e, üzücü geliyor. Benim kültürümde bir hayvanın gücünden faydalanarak ve ona eziyet ederek artık ne kadar böyle Böyle bir şey yok. Ben böyle ezik bir kültürü kabul etmiyorum. Ne yarıyor mesela deve güreşiyor. Ben bu kültürden ne anlamalıyım? İki tane deve birbirini paralarken, kızgınlık döneminde yazık en doğal dönemleri e, ve mahremiyet denen bir şey var. Bütün din, ahlak, bütün insani kurallarda her canlının mahremiyeti vardır. Sen o mahremiyet döneminde insanların nasıl bir strese girer düşünsene. E, halka çağrı yapıyor. Ben bu kültürden ne anlamalıyım? İki deve birbirini e, cinsel anlamda kızgınlık döneminde olduğu için paralıyorken. Peki. Sence bu gerçekten çok eskilere dayanan bir Türk kültürü mü yoksa farklı bir bölgeden gelen bir kültür mü? Valla e, eski Bence bir farklı bölgeden eski geliyor. bir Türk kültürü olsa da yanlış farklı bir yerden evet. geliyorsa da yanlış. Yani ben Türklerin böyle bir şey böyle bir kültürü olacağını sanmıyorum. E şimdi Bana biraz kültürün? Orta Asya kültürü gibi geliyor. Arap kültürü, Orta Asya kültürü. fakat Şimdi ama fakat en güzel yönü Orta Asya'da bu tip şeyler kalmadı. Nedense bize yapıştı Biz kaldı. Nerede vahşet var, nerede dehşet bize var bize yapıştı. yapıştırıyoruz. He, Mesela bırakmıyoruz sonunu. Üç sene önce kas festivali yapıyor Beylikdüzü'nde. 3 sene önce ilkini yapıyor. İkinci sene diyor ki geleneksel kas Daha geçen sene yaptın ilkini. Yani yüz bulsalar Kadıköy'ün ortasında Bahariye'de ee, böcek kızartacaklardı. Sapkın bir grup çıktı. Biz çok sert res çektik işte gıda çeşitlenmesi olsun da bilmem ne de bu böcekleri de değerlendirelim de diye bayağı bir böcek standı açıyorlardı. E Kimdir, bu bir olayı bu böcek yemeği. Tabii canım yani bir tür e, bizde karıncaları böyle şey e, çekirdek gibi kızartıp sunacaklardı. Karşıda Bakırköy'de sanırım bir yerde sundular. Karşı şimdi burası Bakırköy. E, sundular insanlar yedi. Denemek isteyen de çok çıkıyor. Hani vardır ya ilkokullarda ben kurbağa bacağı yedim diye övünen arkadaşlarımız vardı. İzci evet. olmayı kurbağa bacağı yemek zannediyordu. Halbuki Survivor hayatta kalmak için ağaç kabuğu yersin, su içersin, kendine yiyecek uydurursun. Hindistan cevizinin kabuğunu ama bizim anladığımız e, uçan, yüzen, kaçan, yürüyen kim var onu yiyelim. Ya Bundan kurtulalım artık. Bizim kültürümüz niye bu kadar karıştı? Bilmiyorum. Orada böcek <laughs> diyeceğiz. yiyeceğiz. <laughs> Burada kazı ona. orada deve güreşi. Bence onlar Hiçbirisi Bizim kültürümüz değil. Mesela bu ıstakozları canlı canlı kaynar suya atmak falan Fransız kültüründe işte şarabıyla, bilmem nesiyle meşhur edebiyatıyla. Hepsi tamam ayrı yeri ama kurbağa bacağı diye bir menü var. Pek çok ülkede var. Onun için ülkeler hayvan söz konusu olduğunda artıları da var, eksileri de çok. Vallahi biz biz olalım vicdan kültüründen sapmayalım Çok doğru. yeter. Biz biz olalım. Kötü örnekleri evet. almayalım. İyi örnekleri yani, alalım. E, deve güreşi, yok boğa güreşi, yok efendim köpek dövüşü bilmem ne. Köpek dövüşüne ceza kültür, var. Kültür değil. Deve Vicdan kültürü yok. alalım biz. Evet. Evet. Zaten özümüz öyle olmalı. İslamiyetin genel temeli baş demek. <laughs> yani başı vicdanla başlıyor. Evet. Onun için bu. Hülya'cığım nasıl vakit geçti? Bitti mi? Bak. <laughs> Gerçekten ama şaşırıyorum. Bir de hayvan söz konusu olunca çok kötü konular konuşuluyor, boğuluyoruz filan ya. Onun için anlayamıyoruz. Ee, hemen böyle bir heyecana kapılıyoruz herhalde. Öfke, sevinç, mutluluk hepsi bir araya gelince böyle ne yaptığımızı pek anlayamıyoruz. Hı hı. Faytonlarla ilgili durumu konuşacaktık. Artık onu e, ne zaman yapalım? Aslında doğrudan sahadan ve mücadeleyi kampanyalarla sonuna götüren arkadaşlardan biriyle konuşalım. O gelsin. Ya Yaşam Nöbeti sona erdi, oradan bir arkadaş gelsin e, ya da Faytona Binme Atlar Ölüyor'dan Elif Ertürk var biliyorsun kampanya başarıyla sona erdi belki onunla konuşmak iyi olabilir. Haftaya bir İngilizce öğretmenimiz var, ee, Jale Hanım, Bildan, Jale Bildan Hanım hı hı. E, konuğumuz. Öbür hafta için konuşalım hı hı. E, hangisi olursa. Sürekli bir irtibatta kalırız bir zaten irtibatta. olağanüstü bir şey olduğunda da. Bu arada olağanüstü bir şey olursa. Haftaya Binur Hanım ben bunu ekranda söylemek istiyorum dediğinde bir üçüncü konuk biz artık alıştık bunu yapmaya güzel ee, Jale İlkini yanında, Toprak Kanayınca da yaptık değil he, mi? İlk ilk ilk, i̇lk ilk ilk öyle oldu ama her şeyin bir ilki olmuştur. Bundan sonra da devam edebiliriz. Tamam. Ben geleceğim dediğiniz zaman yani konuğum olsa da olmasa da. Çok teşekkür ederim. Çünkü mecburuz ama. İnşallah iyi şeylerle olsun. Böyle heyecandan koşup geliriz. Heyecanlı da olsun, mutlu olalım, üzüntülü olsun olalım. Da. Ama inşallah hep güzel haberlerle i̇nşallah. koşa koşa gelirsin. Burası biliyorsun birlikte sunduğumuz bir program. Teşekkür ederim. Yani aynen. ben artık seni konuk monuk olarak görmüyorum. Daimi Çok teşekkür ederim. Ben de öyle olarak hissediyorum. Görüyorum. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Hepimizin Bu sağlık. başarılar e, sizler, başta siz olmak üzere. Tüm arkadaşlarımıza. Tabii baba. ki emeği geçen herkese teşekkür evet. ediyoruz. Buradan o Ankara'da e, Batı kentteki olan e, neydi savcımızın adı? Ee, Hasan Bey. Hasan Bey soyadı? Ay Hatırlayamadım soyadını. Ona bir teşekkürümüzü, borç bilmemiz lazım. Hasan Gönen. Hasan bizi Gönen, gölendirdi Hasan evet, Bey bizi gölendirdi. Sevgili Hasan Gönen Bey'e de bu kararlarından, adil kararlarından dolayı, yaşam hakkını savunduğundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizim yüzümüzü güldürdü. Rabbim onun da, çoluğunun da, çocuğunun da bütün geleceğinin yüzünü açık olsun, güldürsün. olsun adil bir insan. Evet sevgili izleyicilerimiz son birkaç cümle bir şey söylemek ister misin? Hayvanları Adalet Derneği olarak genel kurulumuzu yaptık. Yeni döneme girdik. Yıllık aidat ücretimizi belirledik. Destek olmak isteyenler web sayfamızdan bize ulaşabilir. Küçük bir form dolduruyorlar. Çok etkinliğimiz olacak bu seneyle. Çok güzel sürprizlerimiz var. Özellikle kitapla ilgili, ikinci basımla ilgili. E, takip etsinler doğrudan doğruya bize ulaşsınlar. Ulaşılabilen bir derneğiz biz. Ama ulaştıktan sonra 24 saat ne oldu bizim dava demesinler. Hayvanla ilgili ihbar bize geldiği anda artık bizim davamız duruyor. Çünkü hayvanlar bizim hepimizin. Evet Endişeleri olmasın. Ayağına sağlık, yüreğine Teşekkür sağlık. Ederim. İyi ki varsınız. İster evet beni. sevgili izleyicilerimiz bu bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tabii ki ben buradayım ama İnşallah sağlığım, saatim elverirse. Bu aralar benim sağlıkta, saatte pek böyle bir e, ümidim oluyor, olmuyor. Ama yine de pozitif enerjiyle haftaya görüşmek üzere diyoruz. Ve e, tekrardan sizleri haftaya aynı kanalda, aynı saatte, her cana bir saatte buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.